Ankara Hipodromu'ndan merhaba sayın seyirciler. Büyük Zafer'in 89. yıl dönümünü kutlama törenlerinde birlikteyiz. Bugün sizlere bir yandan 30 Ağustos törenlerinin naklen yayınını sunarken bir yandan da Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında yaşanan bazı olayları nakledeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının en ilgi çekici bölümü olan hipodromdaki kutlamalar, 10 dakika kadar önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in girişi ve birlikleri denetlemesiyle başladı. Ve biz bu töreni TRT farkıyla, TRT kalitesiyle sizlere ulaştırıyoruz. TRT kanallarından dünyanın her noktasına yaptığımız bugünkü yayında seyircilerimiz, ordumuzun envanterine yeni katılan silahları da izleme fırsatını bulabilecekler. Dosta güven veren ordumuzun taarruz gücü hakkında bir fikre sahip olabilecekler. Bu ordunun başında Orgeneral Necdet Özel var. Orgeneral Necdet Özel 1950 yılında Ankara'da doğdu. 1969'da Kara Harp Okulu'ndan, 1970'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1978 yılına kadar Kara Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Özel 1980 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. Kurmay subayı olarak çeşitli karargahlarda komutanlık görevinde bulundu. 2007 yılında Orgeneralliğe terfi etti. Ege Ordusu Komutanlığı, 2. Ordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. Orgeneral Özel'in bazı özelliklerini arkadaşımız biraz sonra sıralayacak ama şeref türbününü biraz önce izlediniz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la sohbet ediyorlar, görüyorsunuz ve Cumhurbaşkanı bekleniyor. Az sonra Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül teşrif buyuracaklar ve tören başlayacak. Evet, yeni Genelkurmay Başkanımızın bazı özelliklerini de sizlere şöyle aktaralım sayın seyirciler. Babası da bir albaydı. Harp Okulu'nu ve Harp Akademisi'ni birinciliklerle bitirdi. Dengeli, vakur ve askeri olgunluğa sahip bir kişi olarak tanınır. Hiçbir zaman bir politik duruş sergilemediği bilinir. Psikolojik harp konusunda uzmandır. Arkadaşlarının anlatımına göre Orgeneral Özel, sert görünüşlü ancak sıcakkanlı bir kişiliğe sahip ve ayrıca son derece dürüst oluşuyla tanınır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, şimdi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü karşılamak üzere hipodromun ön kapısına doğru gitti ve az sonra Cumhurbaşkanı'nın teşrifiyle tören başlayacak. Ancak sayın dinleyiciler, tören alanında, Atatürk Kültür Merkezi tören alanında bütün seyirciler, seyirci tribünleri dolmuş durumda. 29-30 derece civarında bir sıcaklık var Ankara'da, hava açık ve tören için oldukça müsait. Ankaralılar Ramazan bayramı olmasına rağmen bu törene oldukça büyük ilgi gösterdiler. Çünkü şeref tribünü ve yandaki birlikte görüyorsunuz yönetmenimiz seçiyor. Ankaralılar seyirci tribünlerini de hınca hınç doldurmuş durumdalar. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı burada birlikte keyifle kutlayacaklar. Evet sayın seyirciler, yabancı misyon şefleri de töreni izliyorlar. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz onları da. Bu arada tören öncesinde mübarek Ramazan bayramınızı da kutlamak istiyoruz. Büyük Zafer'in 89. yılını kutladığımız bugün Ramazan bayramıyla aynı güne denk geliyor. Bu da güzel bir tesadüf bu yıl içinde yaşadığımız. Elbette Özden. Bugün iki bayramı birden kutluyoruz. İki bayramın ortak noktası da inanç. Bundan 90 yıl önce memleketimiz bir yangın yeri gibiydi. Ülkemizin dört bir tarafı işgal edilmiş. Halkın can güvenliği, mal ve namus güvenliği kalmamıştı. Sabahleyin evden çıkanın akşama dönüp dönmeyeceği bile bilinmiyordu. Birçok yerde üçten fazla Türk'ün bir arada bulunması yasaklanmıştı. İşte böyle bir durumda başkent İstanbul işgal altındaydı ve dönemin hükümeti düşmanların adeta oyuncağı olmuştu. Başta bulunan padişahsa çaresiz bir biçimde olacakları bekliyordu adeta. İki bayramın bir ortak noktası daha var, o da açlık. Ramazan'da akşama kadar aç kalınıp iftar yapılırken, Kurtuluş Savaşı sırasında da askerlerimiz yarı aç yarı tok ama inançlı ve kararlı olarak, zafere susamış olarak mücadele ettiler. Anlatmaya zamanımızın yetmeyeceği kadar ağır koşullar altında yapılan Kurtuluş Savaşı, sonunda bir zaferin adı oldu. Kurtuluş Savaşı'ndaki kuvvetlerin diğer adı da Kuvayi Milliye'ydi.
Kuvayi Milliye, yani Milli Kuvvetler. O dönemde Kuvayi Milliye, bizimkiler olarak halkın zihninde yer bulmuştu. İnancın, mücadelenin, iradenin, vatanseverliğin ve komutana güvenmenin diğer adıdır Kurtuluş Savaşı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlayan ve 93 Harbi denilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan beri ilk kez kaybettiğimiz toprakları geri kazandığımız savaştır Kurtuluş Savaşı. Evet sayın seyirciler, bu savaşta yalnızca topraklarımızı değil, istiklalimizi de, bayrağımızı da kazandık ve milli marşımızı da tüm belleklere kazıdık. Evet, biraz sonra Cumhurbaşkanı gelecek ve milli marşımız, dünyanın en güzel marşı olarak bildiğimiz İstiklal Marşı'nı hep birlikte keyifle söyleyeceğiz, dinleyeceğiz. Ve tabii milli marşımızı söylemek için de ordu birliklerimiz burada hazır vaziyetteler. Ordu birliklerimiz sırayla karşı tarafta karma tabur, 28. Mekanize Piyade Barış Gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri Onur Taburu, Muhafız Alayı, Barış Gücü Taburu, Jandarma Assubay Meslek Yüksekokulu, Assubay Taburu, Asteğmen Adayı Taburu, Kara Harp Okulu Öğrenci Alayı, Deniz Harp Okulu Öğrenci Taburu, Hava Harp Okulu Öğrenci Taburu, Tarihi Bölük, Hava İndirme Taburu, Hava İndirme Taburu'nun yanı sıra Mehteran Bölüğü, ki Mehteran Bölüğü'nün gösterisini çok büyük ilgiyle izleyecek sayın seyircilerimiz. Ve Genelkurmay Başkanı az önce bütün bu birlikleri selamladı, denetledi ve şu anda birlikler rahata geçmiş durumdalar. Az sonra bu birliklerin tören geçişini izleyeceğiz. Biz de sizlere hipodromdan bu geçişi aktarmaya çalışacağız. 16 sancak altında sayın Cumhurbaşkanı birlikleri, sayın seyirciler. Evet, görüyorsunuz şeref dürbünü ayağa kalkmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, tören birlikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel buradalar. Şeref tribünler dolu ve İstiklal Marşımız başlıyor. Tüfek! Omza! Selam! Dur! İstiklal Marşı! Dikkat! İstiklal Marşı öncesi bayrağımız göndere çekildi. Tabi arka tarafta da 16 Türk Devleti'ni temsilen 16 ayrıca bir Türk bayrağı serisi var. Ve biraz sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına, genç subaylarımız adına bir topçu teğmen ve bir bakım teğmen konuşma yapacak. Topçu Teğmen Aybüke Bulut ve Bakım Teğmen Emre Boran'ın konuşmalarını birazdan izleyeceğiz sayın seyirciler. Yüce milletinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir zamanda Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilmiş olarak çıkan Türkiye,
İtilaf Devletleri adına hareket eden İngiltere ile Mondros'ta mütareke imzaladı. Bu mütareke gereğince Türk nüfusunun yoğun olduğu topraklarda tam bir bağımsızlık olacaktı. Fakat mütarekedeki imzaların daha mürekkebi kurmadan İstanbul işgal edildi. Tarih 17 Mart 1927, Harbiye Nazırı Fevzi Paşa Kolordulara bir bildiri yayınladı. İstanbul'un İtilaf Kuvvetleri tarafından işgal altına alınmasına ilişkin Yüksek Sulh Meclisi'nin kararları hükümete bildirilmiş ve bu kararın uygulanmasına 16 Mart 1920 Salı saat 10'dan itibaren başlanarak Harbiye ve Bahriye Nezaretleri işgal edilmiş, haberleşme denetim altına alınmıştır. Bugün ebedi başkomutan Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri adına, en genç subaylarımız adına Topçu Teğmen Aybüke Bulut ve Bakım Teğmen Emre Boran'ın konuşmalarını dinliyoruz şimdi. Milli bir devletin temellerini attığı ve Anadolu'daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kastedenleri 30 Ağustos 1922'de bozguna uğrattığı gündür. Bugün Kütahya'da, Eskişehir'de, Sakarya'da, Afyon'da, Dumlupınar'da vatan ve bağımsızlık uğruna şehit olan binlerce kahramanın ruhlarının şad olduğu gündür. Bugün asırlar boyunca Türk ulusuna vatan olmuş Anadolu'daki Türk varlığına kastedenlerin emellerinin boşa çıktığı, kutsal vatan topraklarına göz dikenlerin umutlarının söndüğü gündür. Bugün Türk ulusunun şaha kalktığı ve Türk tarihinin altın harflerle yeniden yazıldığı gündür. Bu zafer aynı zamanda asil Türk ulusunun ve onun kahraman ordusunun ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde yürüttüğü bir özgürlük mücadelesidir. Bu büyük zafer Türk ulusu ile sınırlı kalmamış ve esaret altında yaşayan diğer uluslara da ilham kaynağı olmuştur. Bu zaferi takip eden süreçte tükenmiş ve hasta adam olarak nitelendirilen bir imparatorluktan çağdaş, laik ve demokratik bir Türk devleti kurulmuştur. Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden yıllarda birbiri ardına yapılan devrimler ve gerçekleştirilen ekonomik, sosyal ve hukuksal reformlar bir ulusun yeniden doğuşunu sağlamıştır. Ayrıca sahip olduğu binlerce yıllık gelenekle dünya harp öğretisinin en eski yaratıcılarından olan ve tarihi sayısız zaferlerle dolu olan Türk Silahlı Kuvvetleri 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nde de Harp Sanatı'nın sek ve idare kudretinin parlak bir örneğini sergilemiştir. Şanlı tarihimizin bizlere verdiği bu büyük özgüvenle bir kez daha haykırıyoruz ki Türk ulusunun bağrından çıkan Türk ordusu geçmişte olduğu gibi bugün de Türk yurdunun Yılmaz Bekçisi ve Yüce Türk'ün korucusu olmaya devam edecektir. Yüce Türk ulusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çağdaş bilgi birikimine sahip, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşam tarzı haline getirmiş ve demokratik değerlere yürekten bağlı, gönlü vatan, bayrak ve ulus sevgisiyle dolu, en genç subayları olarak Türk ulusunun yarınlara güvenle bakabilmesi için her koşul ve ortamda çaba göstereceğimizden asla şüphen olmasın. Yüce Türk ulusu, gururla ifade ediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yöneltilecek her türlü teşebbüs Türk ordusunun azim ve iradesi karşısında mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Bizler vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda gerektiğinde canımızı seve seve feda etmeye hazır olduğumuzu Bir kez daha haykırıyoruz. Yüce Türk ulusu, bizlere emanet edeceğin vatan evlatlarını, Türk ulusunun değerlerine sahip çıkan, Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş ve aynı zamanda yurt sevgisini yüreklerinde hisseden insanlar olarak yetiştireceğiz. Onlara aynı zamanda birer yurttaş olma bilincini ve erdemini aşılayacağız. Yüce Atam, 30 Ağustos destanını yazan ve senin büyük güven duyduğun Türk ordusu daima Yüce Ulusu'nun emrinde ve ondan aldığı güçle çizdiğin çağdaş uygarlık yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti gösterdiğin çağdaşlaşma yolunda
hiç durmadan, azimle ilerlemeye devam ederken en gerçek yol göstericinin bilim olduğu aklımızdan hiçbir zaman çıkmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, yurdumuzu kanlarını ve canlarını feda ederek bizlere emanet eden 30 Ağustos zaferiyle yok edilmek istenen milli varlığımızı kurtaran ve bizlere cumhuriyetimizi armağan eden başta ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun değerli silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş komutanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Kahraman Türk ulusu, ebediyete kadar şan ve şerefle anılacak bu yüce bayramın kutlu olsun. Tören kıta komutanı, zırhlı birlikler okulu ve eğitim tümen komutanı, tüm general Yaşar Bal'ın konuşmaları. Tüm general Yaşar Bal, zırhlı birlikler okulu ve eğitim tümen komutanı. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün yüce Türk ulusu ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde omuz omuza vererek kazandığı destansı bir zaferin 89. yıl dönümünü ve ulusça sevgi, saygı, hoşgörü, vefa gibi yüce duyguların yoğun olarak yaşandığı Ramazan bayramını aynı günde kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. 30 Ağustos zaferi bin yıllık Türk yurdu Anadolu'yu istila etmek isteyen emperyalist güçlere karşı 19 Mayıs 1919'da ya istiklal ya ölüm parolasıyla yola çıkan Mustafa Kemal'in ve ona yürekten bağlı Türk ulusunun genç ve azminin zaferidir. Bu zafer yüce Türk ulusunun hürriyet ve istiklali uğrunda Türk birlik ve beraberliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin neler yapmaya muktedir olduğunu gösterdiği eşsiz bir zaferdir. Bu zafer sırtına saplanan esaret hançerini ulusça söküp atan, özgürlüğünü elinden almak isteyenleri tüm dünyanın önünde dize getiren Türk ulusunun diriliş destanıdır. Türk Kurtuluş Savaşı en zor koşullarda, her şeyin bittiği sanılan bir dönemde yüce Türk ulusunun ve kahraman ordumuzun insanüstü gayretiyle dönemin en güçlü devletlerine karşı kazanılan onurlu bir zaferdir. 30 Ağustos zaferi yalnız askeri bir başarı değil, imparatorluktan ulus devlete, saltanattan ulusal egemenliğe, ümmet anlayışından Atatürk milliyetçiliğine, tebaa olmaktan vatandaş olmaya geçişin sembolü olan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna başlangıç noktası olmuştur. Ulu Önder Atatürk, Türk ulusunun yokluklar içerisinde kazandığı bu zafer sonucunda siyasi, sosyal ve hukuk alanında yaptığı devrimler ile genç Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş devletler arasında yer almasını sağlayacak aydınlık yolu açmıştır. Mazisi, şan ve zaferlerle dolu kahraman Türk ordusu, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti temel nitelikleriyle ülkesinin bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğini yok etmeye yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırma konusundaki kesin ve kararlılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmak için nice 30 Ağustoslar yaratacak güç ve kudrettedir. Dünya barışına katkıda bulunan, bölgesinde huzur ve güvenliğin teminatı olan, verilecek her türlü görev için daima hazır bulunan Türk ordusu, bu gücünü tarihinden gelen asaletinden, yüce Türk ulusunun güveninden, çağın gelişen teknolojisiyle donatılmış modern silah ve bilgi sistemlerini etkin kullanabilen, eğitimli muharip gücüyle sahip olduğu üstün cesareti
ve sarsılmaz disiplininden almaktadır. Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan Türk ordusu, Türk sancağının canlı, şanını canından aziz bilerek, vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda hayatını seve seve feda etmeye and içmiş mensuplarıyla daima ulusunun emrinde ve hizmetindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cumhuriyetimize gönülden bağlı, çağdaş değerlerin ve dünyadaki gelişmelerin bilincinde fertleri olarak vatanımızın ve ulusumuzun bölünmezliği ve bekası için içtiğimiz anda bağlı kalarak büyük bir azim ve özveriyle çalışacak ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bütün faaliyetlerimizde değişmez yaşam felsefemiz olan Atatürkçü düşünce sistemini rehber edinmeye devam edeceğiz. Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda ulusuna sadakat ve özveriyle hizmet etmeyi şeref sayan ve şehitlik askerin son rütbesidir anlayışıyla yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için vazife, onur, yüreğine kazıdığı vatan ve ulus sevgisi her şeyin üzerindedir. Hiçbir düşünce veya kuvvet bizi bu anlayışımızdan vazgeçiremez. Tarih boyunca bağımsız yaşayan, ulus devlet olmanın gururunu, vatan sevgisinin kutsiyetini her zaman yüreğinde hisseden yüce Türk ulusuna, bu büyük zaferi kazandıran, canları ve kanları pahasına bize bu güzel vatanı emanet eden, başta ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, kahraman gazilerimize ve yüce Türk ulusuna şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik, beraberliği ve barış ve dostluğu pekiştiren karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörüyü en üst düzey seviyede yaşadığımız Ramazan Bayramı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak sonsuza kadar yaşatacak dinamik gücün temeli olan ve bugünkü çağdaş, hür ve demokratik ortamda yaşamamıza imkan sağlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı yüce ulusumuza kutlu olsun. Evet, tören kıta komutanı ve Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Yaşar Balık'ın konuşması dinledik. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ile mensup paraşütçüler gösteri atlayışına başladı. Ekranlarınızda yönetmenimiz seçti. Bir yandan da bando çalmaya başladı. Paraşütçüler Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kasa uçağından ve 3000 metreden atlıyorlar sayın seyircilerimiz. İşte cesaret, azim ve kararlılık ve 22 paraşüt. İlk paraşütçü indi. Biraz sonra paraşütçüler jandarma, deniz, hava ve kara kuvvetlerinin forslarını taşıyan posterleri indirecekler. Kasa uçağından ve 3000 metreden 16 paraşütçü. Evet. Genelkurmay posteri inecek. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız. İkinci paraşütçü de atladı. Taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan da. Canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. Eğilmez başımıza. Biraz sonra atamızın posterini de paraşütçülerimiz tarafından indirildiğini göreceksiniz. Ardından bayrak ve Atatürk posteri inecek. Evet, biz bir yandan da posterler inerken, paraşütçüler atlarken 1920 yılına tekrar dönmek istiyoruz sayın seyirciler. Çünkü o yıl bir ülkenin başkenti işgal altındaydı. İstanbul halkın gözyaşları arasında İngiliz ve Fransız askerlerinin çizmeleri altındaydı. Müttefik devletler İstanbul'da sıkı yönetimi ilan etmiş, gece sokağa çıkma yasağı koymuş, üçten fazla Türk'ün bir arada dolaşmasını yasaklamış ve Türk askerlerinin kışlalarına kapatılmasını emretmişlerdi. Biliyorsunuz o dönemde radyo, televizyon, telefon yoktu. Tek iletişim merkezi postaneydi. Derhal postane işgal edildi, her türlü haberleşme yasaklandı. Ardından Osmanlı Meclisi'ne girildi,
ve 30 milletvekili tutuklandı. İstanbul Kolordu Komutanı Sait Paşa, İngilizler tarafından nedeni açıklanmadan gözaltına alındı. Harbiye Nazırı'na da bir görev verildi. Türkiye'de üretilen ne kadar ürün varsa tümünün bilgisi, kolorduların, alayların yerleri ve depolarındaki silahlar hakkında rapor vermekti görevi. İstanbul'dan da analık İngiliz pasaportuyla gidilebilecekti. İstanbul'da kapılar kırılarak evlere giriliyor, insanlara kelepçe takılıyordu. Mütarekeyi imzalayan güçler bir süre sonra İzmir'i Yunan ordusuna işgal ettirdi ve İzmir bölgesinde Türkler katledilmeye başlandı. Bir yandan da Doğu vilayetlerinde Ermeniler kışkırtılıp silahlandırılıyordu. Aynı zamanda Adana'da Ermeni katil alayları Fransız üniforması giyerek savunmasız Türkleri öldürüyor ve yakıyorlardı. İstanbul, Trakya ve tüm Anadolu geceleri yarın ne olacağını düşünmekle meşguldü. Evet, paraşütçülerimiz postelleri indiriyorlar yavaş yavaş. 3000 metreden atlayışı büyük bir keyifle izliyorsunuz. Cesaret, azim ve kararlılık elbette. Bir taraftan da şeref tribünü. Kullanılan paraşütlerle düşman askeri ve mülki erkanı, hükümet erkanını görüyorsunuz. Hava kuvvetleri posteri ekranımızda. Görevin gerektirdiği evet. Silah, teçhizat ve malzemeleriyle birlikte o dönemde sahil güvenlik komutanlığı ve posteri inecek. O dönemde İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlar memleketin sahibi olan Türklere kımıldama imkanı bırakmadan bin yıldır Türk kavimleriyle meskun bu bölgeleri diledikleri gibi bölüşüp Türk mevcudiyetini tehlikeye düşüreceklerdi. İngilizler o zamanki Türk hükümetinin zayıflığından yararlanarak bütün Anadolu demir yollarını ve cephanelerin bulunduğu yerleri işgal etti. Böylece Avrupa'nın hasta adamı teneşire yatırılmış, artık defin merasimi hazırlanıyordu. Ve 1920'lerde tek bağımsız Türk toplumu olarak kala kala Anadolu'ya sığınmış Osmanlı ülkesi kalmıştı. Ümitler giderek zayıflarken tehlike de o denli büyüyordu. 30 asırlık geçmişe sahip olan ve daima tam bağımsız yaşamış olan Türk milleti bu durum karşısında çok basit kararını verdi. Koyun gibi boynunu bıçağa uzatmaktansa geçmişte olduğu gibi ya savaş meydanında mertçe ölecek veya bağımsızlığını eline alacaktı. Çünkü artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştı. Evet, Atatürk'ümüzün posterini paraşütçülerimiz indiriyor. Kimse o dönemde bir genel ayaklanma beklemiyordu. Çünkü Anadolu, mütareke şartlarına uyarak silah ve cephane depolarını düşmanların eline teslim etmişti. Böylece silahsız ve savunmasız bir duruma düşürülmüştü. Şimdi tek bir dayanağı kalmıştı, o da hür ve bağımsız yaşama hakkıydı. İlahi adalet mutlaka yerini bulmalıydı. Millet her tarafta gizlice direnme kararı aldı ve bu kararı uygulamaya hazırlanmaya başladı. Ama tüm bu tehlikelerin hemen önünde o tehlikelerden daha büyük bir adam meydana çıktı. Tarihin derin sırlarını anlatmaya tarihçiler bile muvaffak olamamışlardı sayın seyirciler. Metafizik açıklamaları bir yana bırakarak tarihin büyük kahramanları gibi Atatürk'ü de her yönüyle anlatabilmek oldukça güçtür. Çünkü ortada bir düveli muazzama, bir de Mustafa Kemal'in dehası ve onunla birleşen Türk milletinin metaneti vardı. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini paraşütçülerimiz büyük bir keyifle indiriyorlar. Gökte süzülüyor Atatürk'ün posteri ve hemen arkasında şanlı bayrağımız inecek. Ve Atatürk'ün posterini taşıyan paraşütün üzerinde de zaten bir bayrak figürü görüyorsunuz. Sayın seyirciler, ben bugüne kadar çok fazla naklen yayın sundum, milli bayramları sundum. Bugünkü kadar çok fazla dolu, tribünlerin bu gibi dolu, seyirci tribünleriyle dolu bayramı pek az yaşadım. Bugün Ramazan bayramı olmasına rağmen Atatürk Kültür Merkezi tören alanını Ankaralılar, Kazım Karabekir Caddesi'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kadar olan alanı, hemen hemen şeref tribününün karşısındaki alanı tümüyle doldurmuş durumda ve birçok kişi ayakta buradan bizim bulunduğumuz yerden rahatlıkla görülebiliyor. Birçok ayakta uzaktan seyreden vatandaşlarımız var. Atatürk'ün posteri indi. Şimdi izliyorsunuz, bayrağımız iniyor.
Bu vatan dönmez, inmez bu bayrak. Ebedi gönderde dalgalanacak. Şimdi de Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olan ay yıldızı bayrağımız paraşütçülerimiz tarafından mavi göklerden indirilerek kutsal vatan toprağıyla buluştu. Evet, ay yıldızı bayrağımızı Atatürk posterinin hemen yanına getirdiler. Ve şeref tribününün karşısında alkışlar eşliğinde biraz sonra toplayacaklar. Ve tören devam edecek. Çünkü tören geçişi başlayacak artık biraz sonra. Sayın seyirciler, hemen belirtelim ki ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için. Solo Türk gösterisi var. Bu bayramlarda ilk kez Solo Türk gösterisini TRT ekranlarından izleyebileceksiniz. Muhteşem görüntülere şahit olmak için lütfen ekranlarınızı kapatmayınız ve 30 Ağustos törenini birlikte izleyelim. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Deniz Hava Kuvvetleri ile Muhafız Alayı bandolarından oluşan karma bando tören geçişi için yerini alacak ve silahlı kuvvetlerimizin tören geçişi başlayacak. Tören birlikleri hazır olun komutunu duydunuz bir yandan. Tören geçişi başlamadan önce ben şehitlerimizi de bir kez daha minnetle ve saygıyla anmak istiyorum. Evet. Bayrağımızı ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini yan yana görünce onları da hatırlamamak mümkün değil sayın seyirciler. Evet. Ve bilhassa Türk Silahlı Kuvvetlerimizin geçtiğimiz hafta Kandil Dağı'na yönetmiş olduğu operasyon dolayısıyla bu operasyona katılanları alınlarından öperek kutlayarak bayramlarını bir kez daha kutluyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Evet, tören geçişi başladı. Ekranlarınıza da yansıyor bu güzel görüntüler. İsterseniz 13 Mayıs 1919'a dönelim. Çünkü o gün Mustafa Kemal Paşa bir görev almıştı. Mustafa Kemal Paşa Doğu vilayetlerine müfettiş olarak görevlendirilmişti. Kendisi Trablusgarp, Çanakkale, Kafkasya ve Suriye'de gösterdiği başarılarla haklı bir şöhret sahibi olmuş, tertemiz geçmişi olan bir komutandı. Hem ordu hem de millet tarafından çok sevilip sayılırdı. Mustafa Kemal Paşa mütarekeden sonra durumun gerçek yanını derhal anlamıştı. Atatürk Samsun'a çıkar çıkmaz hem Anadolu ve Trakya halkına hem de ordu kumandanlarına ve valilere durumu nasıl gördüklerini sordu. Herkes ortak bir kararda birleşmişti. Bu karar kurtuluşa kadar hakkını savunmak ve bu uğurda gerekirse son damla kanını akıtmaktı. Aynı düşünceyle çarpan kalpler önce Erzurum'da sonra da Sivas'ta kongreler halinde toplandı. Milleti serbest bir şekilde temsil eden bu kongrelerin üyeleri son damla kanları kanıncaya kadar mücadele edeceklerini açıkça bütün dünyaya ilan ettiler. Evet. Şanlı bayraklarımızın geçişi başlayacak biraz sonra. Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Deniz Hava Kuvvetleri ve Muhafız Alayı bandolarından oluşan bir karma bando. Hemen tören için yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de büyük bir dikkatle ve keyifle izliyor töreni. Ve geçişi Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le birlikte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ayakta izleyecek. Kahramanlık duygularımızı besleyen Türk Silahlı Kuvvetleri. Geçtiğimiz günlerde TRT haberlerini dinleyenler için, izleyenler için hatırlatalım. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görevde 4 yılını tamamladı 3 gün önce. Ve bu süre içinde yapılan istatistiklere ve çalışmalara baktığınız zaman Çankaya Köşkü'nün büyük oranda halka açıldığını görüyoruz. Atatürk dönemindeki sofraların bu dönemde de devam ettiğini,
görüyoruz ve çok çeşitli grupların Çankaya Köşkü'ne çağrıldığını biliyoruz. Ve köşkün daha geçmiş dönemlere göre biraz daha etkin bir çalışma yaptığını fark ettik son 4 yıl içinde. Bu da TRT Haber Merkezi'nin haber bültenlerinde de yer alan bir metin idi. Evet, tören geçişi başlıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i izliyorsunuz ve onun nezdinde, askerlerimiz nezdinde, askerlerimize ithafen şu güzel şiiri okumanın galiba tam zamanı. Bu büyük zaferin ata bakışlı, çatık karşısın koca tepede. Sen şehit torunusun, Anafarta'da, Çanakkale'de, kurşun namlusunda, Tunceli'de, Kızıltepe'de, vatan toprağı kutsaldır, destan yazdırır. Bir yiğit sesinde dualardasın, analar, bacılar, vatan ocağındasın, her doğan güneşte vücuttasın, vatan toprağı kutsaldır, destan yazdırır. Kassan toprağı ellerinle, şeref kokar, nam kokar, gözyaşı, dua, şehitler ırmak olur göğse akar, bileğini bükemeyen sana gıptayla bakar. Vatan toprağı kutsaldır, destan yazdırır. Vatan toprağı kutsaldır. Ne büyük destanlar yazıldı bu topraklar üzerinde. Devam ediyor yazılmaya. Evet, bu topraklar bizde olduğu sürece herhalde çok destan yazılacak gibi görünüyor. Pek çok dünya milletlerine de örnek teşkil etti bizim kazandığımız bu zafer. Çünkü jeostratejik açıdan çok önemli bir noktadayız aslında dünyada baktığımız zaman. Hala da aynı şey, aynı etki sürüyor ve birçok ülkeyle ilişkilerimiz bu doğrultuda devam ediyor. Aslına bakarsak öyle değil mi? Elbette. Ancak tabii ki asıl olan yurtta barış, dünyada barış. Ve Ulu Önderimiz Atatürk'ün söylediği gibi. Evet, sizlere büyük zafere gelininceye kadar topraklarımız üzerinde yaşananları bir nebze de olsun hatırlatmaya çalışıyoruz aynı zamanda bugün sayın seyircilerimiz. Şu anda ekranlarınızda Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Yaşar Bal Emir ve Komutası'ndaki tören birliklerini görüyorsunuz. Evet, tören kıta karargahı geçiyor. Ve tören kıta karargahının hemen arkasından görüyorsunuz Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı'nın koordinasyonunda muharip gazilerimiz terörle mücadelede canlarını hiçe sayarak gazilik unvanına erişen askerlerimizin tören geçişini izliyorsunuz. Muharip gazilerimizi temsilen orada bir grup var ve daha genç olan biraz önce izlediğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nin koordinasyonundaki araçlarda Güneydoğu'da genellikle gazilik unvanına erişen, işte görüyorsunuz bir yavrumuz ayakları yok ve kiminin gözü, kiminin eli, kiminin ayağı. Bu vatan için, yani bu insanlar için, bu insanların geleceğini bu şekilde karartan, bu gençliği bu hale getiren kör kurşunlara lanet olsun demekten başka bir şey söyleyemeyeceğiz. Olur ya, bir çatışmada ölürsen... Gerçekten kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir an şu an sayın seyirciler. Toprağımda rahatlık içinde yatayım. Evet. Atatürk Samsun'a çıkmıştı dedik. Samsun'da Anadolu ve Trakya halkına, ordu komutanlarına, valilere durumu nasıl gördüklerini sordu. Herkes ortak bir kararda birleşmişti. Ve ortak kalpler
Önce Erzurum'da, sonra Sivas'ta kongreler halinde toplandı ve milleti serbest bir şekilde temsil eden bu kongrelerin üyeleri son damla kanları kalıncaya kadar mücadele edeceklerini açıkça bütün dünyaya ilan etmişti. Ve şimdi bayrak taburu geçmeye hazır ve bayrak taburunun ardından da ebedi başkomutan Atatürk posteri geçecek. Bayrak taburu 81 ili temsil eden bayraklarımız ve arkadan Ulu Önder Atatürk'ün posterini ellerinde gururla taşıyan ordumuzun mensupları, genç mensupları, çevik, kararlı, güçlü, iradeli askerlerimiz şeref tribününün önüne doğru yaklaşıyorlar. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım Akarya. Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya! Kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Ve Atatürk posterinin ardından sancaklarımız geçecek. Sayın seyirciler. Ulu Önder Atatürk'ün posterini 28. Mekanize Piyade Barış Gücü Tugay'ı taşıyor. Ulu Önder Ebedi Başkomutan Atatürk posteri geçmektedir. Ve sancaklarımız geçerken ayakta selamlanıyor bayraklarımız ve sancaklarımız geçerken. Ayakta selamlanıyor. İşgal birçok yerde protesto edilirken Mustafa Kemal Müdafaa-i Hukuk Heyeti Temsiliyesi adına İslam alemine bir beyanname yayınladı. İstanbul'un zorla işgal edildiğini yazan Mustafa Kemal, bunun son Haçlı mücadelesi olduğunu, bütün İslam'ın ortak dayanışmasıyla ilahi başarılara kavuşulacağını bildiriyordu. Beyannamesinde şunları yazıyordu Mustafa Kemal. Orta çağın şövalyeliklerinden bugün ortak hareket eden itilaf devletlerine kadar zulümleri devam eden uğursuz Haçlı çocuklarının son alçak işçilerine karşı İslam aleminin isyanının uyanacağından eminim. Hindistan, Afganistan ve Azerbaycan'daki yoksul Müslümanlar dişlerinden, tırnaklarından arttırdıkları altınları Anadolu'ya göndermekte tereddüt etmediler. Ankara Garnizonu'ndaki Karadeniz ve Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan birer birlikte teşkil edilen Silahlı Kuvvetler Onur Taburu bu arada tören geçişine başladı. Evet, o sırada İngilizlere hizmet eden damat Ferit Paşa kabinesi evde bulunuyordu. Ferit Paşa'nın Anadolu'ya hakim olmadığını gören İngilizler onu görevden aldılar ve milletin genel sevgisini kazanabilecek bir kabinenin Ali Rıza Paşa kabinesinin oluşmasına müsaade ettiler. Ekranlarınızda geliyor, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 85 yıl önce kurulan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın geleneksel Türk mavisi üniformalarıyla bir tören taburunun geçişini izliyorsunuz. Sayın seyirciler, neticede Meclis-i Mebusan İstanbul'da toplandı. Bu meclis Türkiye'nin iç ve dış siyaseti bakımından çok önemli olan meşhur Misak-ı Milli'yi kabul etti. İngilizler milleti üstün duruma getirecek bu belgeyi hoş görmediler ve meclisin pek çok seçkin üyesini tutuklayıp Malta'ya sürgün ettiler ve meclisi de kapattılar. İstanbul'daki İngiliz işgali de resmi olarak ilan edildi. Bu arada 85 yıl önce dedim, özür diliyorum, 91 yıl önce kurulan muhafız alayı olarak düzeltelim. Ve muhafız alayının arkasında görüyorsunuz Bosna Hersek, Kosova, Lübnan ve Afganistan'daki çok uluslu barış gücünde görev yapmak üzere eğitilen barış gücünün bölüğünün geçişini izliyoruz.
subay taburunun geçişini izliyoruz. Sayın seyirciler, İzmir'in Yunan işgaliyle feryat etmesi, Trakya ve Doğu Anadolu katliamlarıyla dayanma gücünü yitirmiş olan Türk milleti bu vahşetler karşısında basit kararını derhal aldı. Hakimiyeti eline geçirmek ve kendi kendisini idare etmek. Bu amacı gerçekleştirmek için her sancaktan 2 milletvekili seçilmesi yeterliyken bu defa 5 milletvekili göndererek Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Ankara'da açılan bu meclise İstanbul'daki meclisi mebusandan da katılanlar oldu. Bu yıl mezun olan genç assubayların oluşturduğu Kara Assubay taburunun geçişini izledik biraz önce. Arkasından Assubay Meslek Yüksekokulları'nın geçişi başladı. Evet, İstanbul Hükümeti Şeyhülislam Dürrizade'ye fetva yayınlattı. Anadolu Harekatı asilerden oluşuyor. Bu asileri öldürenler gazi olacaktır diye bildirmişti. Bu fetvaya karşılık 16 Nisan 1920'de Mustafa Kemal, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'ye bir fetva hazırlattı. 5 maddelik fetvanın son maddesinde düşman kışkırtmalarıyla ilan edilen fetvalara uyulmaması gerektiği Allah'a yemin edilerek bildiriliyor ve Kurtuluş Savaşı'nın İslami yönüne işaret ediliyordu. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın manevi gücü kaynağını bulmuş oluyordu. Evet, genç subay, assubayların oluşturduğu Kara Assubay Taburu, Hava Assubay Taburu, Deniz Assubay Taburu geçtikten sonra Assubay Meslek Yüksekokulları'nın geçişini izledik ve Sağlık Assubay Taburu ve Sağlık Assubay Meslek Yüksekokulu öğrenci taburu geçecek. Yanınızda jandarma subay. Yüksekokulu'nun geçişini izliyorsunuz. Ve sağlık Assubay Meslek Yüksekokulları arasında Sağlık Assubay Meslek Yüksekokulu öğrenci taburunun geçişi sürüyor. Biraz sonra da Harp Okulları ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nin tören geçişi başlayacak. Ve biz bu arada tekrar 1922 öncesine dönmek istiyoruz. Mustafa Kemal bu fetvalarla ilgili olarak 1923'te şöyle demişti o dönem için. Millet kendisinin esaret ve ölüme boyun eğmesi hakkında hükümdarının verdiği emirlere, yayınladığı fetvalara, gönderdiği ordulara karşı ayaklanmakla bu bilgisizliği yırttığını ve bu cehaletten kurtulduğunu kanıtladı. Bu meclis hem yürütme hem yasama gücüne sahipti. Aynı zamanda milli hakimiyetin belirtisiydi. Bu meclis milletin gerçek temsilcisi olması bakımından yabancı baskı ve tesirden uzak ve bağımsız olarak milletin gerçek yaralarını ortaya koymakta gecikmedi. Günün ihtiyaçlarına uygun, milletin gerçek gücünü dikkate alarak birçok düzenleme ve kanunlar yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanır toplanmaz düşmanlarımız hesaplarının yanlış olduğunu anladılar. Fakat uygulamalarından vazgeçmediler. İstanbul'da yeniden iktidara getirilen damat Ferit Paşa kabinesi Anadolu'da isyanlar çıkardı. Bazı gruplarda Anadolu'nun her yerinde bazen çıkardığı gereği bazen de saflıklarından dolayı milli harekete karşı geldiler. Bunların bir kısmı cezalandırıldı, bir kısmı da ikna edilerek milli güce katıldı. Evet, Atatürk Kültür Merkezi tören alanında 30 Ağustos törenlerini izliyorsunuz. Haziran 1920 olmuştu ve Yunan ordusu Bursa Alaşehir hattını işgal etmişti. Fakat milletin kesin tavrı karşısında kısa sürede etkisiz duruma düşürüldü. Anadolu halkı İngilizlerden kurtardığı silahlarla yeni bir ordu kurmaya başladı. İşgalciler bu duruma karşı Yunanların yanı sıra Ermenileri de taarruz yaptırdılar. Fakat Kazım Karabekir Paşa'nın Kars'ta elde ettiği kesin zafer Ermeni isteklerine son verdi. Bolşevik Rusya ile dostluk anlaşması imzalandı. Böylece Doğu cephesi güvenli bir duruma getirildi. Afganistan'la ittifak yapıldı. İşgalciler durumu bütün açıklığıyla görmeye başladı. Kral Konstantin'e büyük bir yardım yaparak yeniden taarruza geçirdiler. Son meydan muharebesi Sakarya kıyılarında yapıldı. 21 gün devam eden bu savaştan Türk halkı zaferle çıktı. Yunan ordusu Eskişehir-Afyon cephesinde sarıldı. Artık Türk ordusunu tutmak kabil değildi. Asker canla başla İzmir'e akıyordu.
Bütün Ege halkı coşmuş. Askerle birlikte ellerinde kazma kürek ne varsa İzmir'e gidiyordu. 9 Eylül'de İzmir'in dağlarında çiçekler açtı. Şanlı bayrağımız her yere ışığını saçtı ve ordumuz İzmir'e girdi. Gazi Mustafa Kemal coşkun alkışlarla İzmir valiliğine, Yunanların kaçarken yaktığı İzmir'e dumanlar arasından girerek büyük zaferi ilan etti. Ve Harp Okulları ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nin tören geçişi başladı. Önde Kara Harp Okulu, Boru Trompet takımının eşliğinde bugün temin olan ve kılıçlarını kuşanan ordumuzun en genç subaylarından oluşan temen taburu geçecek. Yunan ordusunun vahşeti 93 harbindeki bir olayı hatırlatır nitelikteydi. Karnova'da bir Bulgar papaz ayin yaptığı gün bir demet gül çıkarıp bu gül Müslüman çocukların kanıyla sulanmış kilisemizin bahçesinden toplanmıştır diyerek cemaati takdise davet etmişti. Kıyamete kadar unutulmayacak bu vahşetlerin benzerini Ege halkı Türk ordusu Porsuk Nehri'ne gelinceye kadar farklı şekillerde yaşadı. Ve ordumuzun genç subaylarının adımlarıyla Atatürk Kültür Merkezi tören alanı gerek sivil gerek askeri erkan gerekse vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla izleniyor bu adımlar. Gecenin karanlığında adımlar diye başlamış şair. Adımlar gecenin kuytusunda. Türk askerinin umutları, adımlar dururlar yarınlarını. Önce Akşehir'den Şuhut'a, sonra Şuhut'tan Umud'a. Kocatepe yolunda koca koca adımlar. Kocatepe'ye gelmedik mi, demedi mi ki Mehmet kardeşim durmadan adımlar. Onun dilinde yol boyu tesbih misali. Vatan dedik de biz ölmedik mi? Adımlarının altındaki yol dik. Adımladıkları yol vatan. Adımlarındaki amaç birlik. Akıllarındaki ülke ise Türklük. Kimisi Yozgat'tan, kimisi Bursa'dan, Manisa'dan, Van'dan. Tek ortak noktaları vatan ve göğüslerinde iman. Afyon Ovası karşısıysa tamamen düşman. Kiminin elinde bir fotoğraf, kiminde ise Kur'an. Hepsinin adı da Vatan Kurtaran. O sıralar yıl 1922. Kat kat fazla o aslanlardaki vatan bilinci. Ölçmeye kalksam sığdıramazsın binleri. Ve adımlar. Adımlar arttıkça değişir memleketin kaderi. Adımlar. Adımlar, Kocatepe, koca koca, memleket uğruna, vatan aşkına, hak yoluna adımlar. Ve ordumuzun genç subaylarının adımlarını birlikte büyük bir keyifle izliyoruz sayın seyirciler. Şimdi Kara Harp Okulu öğrencilerinin geçişini izliyorsunuz. Evet. Teğmenler geçiyor. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahbabıyız. Tufanları gösteren tarihlerin niyabıyız. Kanla, irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti. Annemler kudursa ölmez mi gahbanırız. Yaşa, var ol harbiye, yıkılmaz sahbetinle. Kara Harp Okulu öğrenci taburunun geçişini izliyoruz. Sana ne diyor? Arkasından Kara Harp Okulu öğrenci taburunun arkasından yüzyıllardır harbiye Deniz Harp Okulu gelecek. Beyaz üniformalarıyla zaten tanıyacaksınız. Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi. Evet, bir bölük Deniz Harp Okulu öğrencilerinden oluşan bir bölük izleyeceğiz. Deniz Harp Okulu öğrencileri bu yürüyüş için İstanbul'dan gelir. Beyaz başlıklı olanlar son sınıfa geçenler olarak biliniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlarımızın subay kaynağı Deniz
Harp Okulu öğrencilerini. Arkasından Hava Harp Okulu öğrencilerini göreceksiniz. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin adımlarını izliyoruz. Barbaroslar geliyor. Biz denizci gençleriz. Göğsümüz şeref dolu. Atatürk'ü izleyen Hava Harp Okulu öğrencileri. Şimdi göklerin hakimi Hava Kuvveti. Arkasından da Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nden mezun olan tabip teğmenler. İşte evet, ekranlarınızda Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nden mezun olan tabip teğmenler ve tıbbiyeli öğrenci taburunun geçişi başlıyor. Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun diyoruz. Emekçiye ve yüce Türk ulusuna sağlık hizmeti veren Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nden mezun olan tabip teğmenlerle tıbbiyeli öğrenci taburunun geçişini izliyoruz. Gülhane, tıp bilimine şeref demek, şan demek. Cihana ışık saçan yüce bir irfan demek. Çelişik ön tarafta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genel Kurmay Başkanı Sayın Özel şeref tribününde ayakta selamlıyorlar, izliyorlar. İşte şu anda Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore-Kıbrıs Savaşı gazilerin birer takımdan oluşan gayri görüp yine o günkü teçhizatlarıyla öğrenmeyeceğim. Sayın seyirciler, şu anda Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore ve Kıbrıs Savaşı gazilerini temsilen birer takımdan oluşan tarihi bölük ve yine o günkü teçhizatlarıyla geçtiler. Ve arkasından komando tugayımızın Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan hava indirme taburunun poster grubu ve bayrak taburu tören geçişine başlayacak. Evet, görüyorsunuz Atatürk'ün posterini şimdi biraz sonra yönetmen arkadaşımız seçecek geride. Ve arkasından da bayrak grubu geçiyor. Bayrak grubunun önünde hava indirme taburunu oluşturduğu poster grubu, Atatürk posteri taşıyorlar. Afyon'dan İzmir'e giden karayoluna girdiğinizde 2 kilometre mesafedeki Dumlupınar Şehitliği'ni gösteren bir levha görürsünüz. Levhanın gösterdiği yoldan Dumlupınar Şehitliği'ne girip de şehitlerin dua ile anmak ister misiniz? Çünkü bugünlerde tatile çok sık gidip geliniyor. Afyon'da, merkezde Dumlupınar Şehitliği'nin ana giriş kapısından bakınca bir kitabe ve iki anıt göreceksiniz. Tepenin sol altında bir askerin bir başka askeri taşıdığı heykele dikkatle bakınız. Bu kahramanların farklı bir hikayesi var. Bu anıt, oğlu Mehmet 8 yaşındayken 1912'de Balkan Savaşı'na katılan Galicia, Hicaz, Yemen ve Kafkas Savaşları'nda 11 yıl boyunca cepheden cepheye koşarak çarpışan ve en sonunda Kurtuluş Savaşı'na katılan Ali Çavuş'u ve oğlunu simgeler. Ali Çavuş, Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde 19 yaşındaki oğlu Mehmet Onbaşı'nın çavuşu olmuştur. 31 Ağustos 1922 günü, yani bundan tam 86 yıl önce şehit düşer. Kendisini oğlu kucağında taşır. Oğlu kahraman onbaşı Mehmet ise 9 Eylül'de İzmir'e giren birliğin en başındadır ama o da İzmir'de şehit olur. Aynı şehitlikte Kütahya Emet'ten gelinlik çağındaki cephede askerlerle birlikte şehit düşen Halil kızı Zeynep'in de kabrini göreceksiniz. Şehitlerimize Fatiha okurken hatırlayınız. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Evet, ve biz de bu vatanda yaşamaktan gerçekten büyük bir gururla bahsediyoruz. Çünkü bu vatan uğruna neler feda etmedik ki? Onun için son derece değerli bu vatan. Çok kıymetli. Bu vatanın bir karış toprağından bile vazgeçeceğimizi hiç kimse aklına bile getirmesin. Birazcık aklı varsa. Ve biraz sonra atlı tören kıtası, koşu topçu takımları tören geçişine başlayacak.
Bugün Ankara'nın ve tabii ki Türkiye'nin dört bir tarafı bayraklarla çevrili. Resmi binalara Atatürk posterleri asılmış vaziyette. Bugün Ramazan Bayramı aynı zamanda Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş. Gerçekten süslü bir bayram havasında, hüviyetinde daha doğrusu. Atlı tören kıtası geçerken galop denilen bir marş çalacak. Bu galop marşını duyan atlar derhal onun ritmine uyarak geçecekler. Ve keyifle izleyeceksiniz. Bir yandan marşı dikkatle dinlerken bir yandan da atların ayaklarının adım atışına bakacak olursak. Bakın dikkatle. Marş başladı ve arkadan koşulu topçu takımları, atlı tören kıtası, süvari grubu tören güdüsüne başladı. Evet, davulun ritmine göre hareket eden atlar. Bu atlar. Zafer, azgın bir küheylan, koşar şahlanır. Sırtındaki şehsuvarı pek çabuk tanır. Bu şehsuvar küheylana daha binen de yelesinden bir tutar ki kızgın at hemen ilk mahmuzda anlar nasıl binicisi var. Yol ver artık küheylana, şanlı şehsuvar. Sen korkusuz, güçlü, hakim oldukça ata, atın seni erdirecek her saltanata. Onu ne doğa ne deniz durduracaktır. Zafer seni uçuracak, uçuracaktır. Fakat bil ki iradende sarsıntı varsa, gönlünü bir lahza için korku sararsa, ya gözlerin kararırsa böyle uçuştan veya biraz mest olurdan dalgalanırsan, zafer seni birdenbire sırtından atar, attan düşen nallarının altında yatar. İşte biz ki ta ezelden beri atlıyız. Asırların gölgesinde biz kanatlıyız. Kanımız ateşiyle biz şimşek yarattık. Bir şimşekle küheylana bir kırbaç attık. Allah diyerek haykırarak zaferimize, huruş ettik Sakarya'dan ta Akdeniz'e. Atilere koşuyoruz gençlikle, şanla. Şan beraber koşar, Hakk'a doğru koşanlar. Evet atlar, galop marşı eşliğinde geçişini yapıyor tören alanında sayın seyirciler. Az sonra da Mehteran Birliği'nin tören alanından geçişini izleyeceğiz. Evet, arkada koşulu takımlar, son top arabası geçiyor. Ve biraz sonra da ekranlarınızda göreceksiniz. Büyükşehir Belediyesi'nin iki temizlik aracı geçecek tören, ki. Tören alanını temizliyorlar. Evet. Evet görüyorsunuz. Böylece tören alanı atların bıraktığı izlerden temizlenmiş oluyor. Böylece hiçbir ayrıntı da unutulmamış durumda. Elbette. Biraz sonra karma bando tören alanını terk edecek. Ardından Mehteran bölüğü gelecek. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Mehteran Birliği'nin geçişini çok büyük bir keyifle, onurla, gururla izleyeceğiz. Çünkü 600 yıl boyunca bu ülkeye, bu topraklara hakim olan bir anlayışı temsil ediyorlar Mehteran bölüğü. Onun arkasından yer ve hava gösterileri devam edecek ve daha sonra havada izleyeceksiniz Türk Yıldızları'nın akrobasi timinin ve ondan önce solo Türk gösterisini mutlaka kaçırmayınız. Keyifle izleyeceğinizi tahmin ediyoruz. Muhteşem bir gösteri sayın seyirciler ve dünyanın birçok yerinde ödüller almış bir gösteri. Karma bando tören alanını İzmir marşıyla terk ediyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar.
Ve ekranlarınızda Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ü gördünüz. Karma bando tören alanından ayrılırken. Şeref tribünü bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Necdet Özel ayakta izliyorlar tören geçişini. Az sonra Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Mehteran Birliği'nin tören geçişi başlayacak sayın seyirciler. Ve ekranlarınıza da yansıyor. Mehteran Birliği tarihi giysileri içinde tören alanında hazır bekliyor. Mehter bölüğünün, mehter takımının başındaki görevlinin başında bir sorguç var. Tavus kuşundan, tavus kuşu tüylerini görüyorsunuz. Bu tavus kuşunun nereden geldiğini hemen söyleyeyim ben size. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın arka tarafında bir küçük bir orta derecede diyebileceğimiz bir kümes var ve bu kümeste tavus kuşu yetiştiriliyor. O tavus kuşundan alınan tüyler işte oraya sorguç olarak getiriliyor. Ve şimdi gururla Mehter Marşı'nı izlerken sizleri Mehteran bölüğüyle baş başa bırakıyoruz sevgili seyirciler. Mehter, Türk kahramanlığının ve evrensel boyutlara ulaştığı Türk egemenlik anlayışının önümüzdeki görkemli anlatılır. Dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağı anlamı onu büyük. Dünyanın ilk ve en eski askeri bandosu olan Mehter, icra ettiği müzikle savaş meydanlarında askerin milli ve manevi duygularını kuvvetlendirip onlara moral verir, düşmanaysa korku salardı. Mehteran Birliği geçişlerini şu sırayla yapmaktadır. Önde Mehter'e komuta eden Çorbacıbaşı. Arkasında zırhlı muhafızlarıyla devleti, İslamiyeti ve bağımsızlığı temsil eden kırmızı, yeşil ve beyaz bayraklar. Sancakların arkasında hükümdarlık, vezirlik, beylerbeyliği, sancak beyliği gibi askeri görev ve memuriyet işareti olarak kullanılan tuğ takımı. Tuğ takımının arkasında Mehter'in müzik yönetimini yapan Mehterbaşı yürümektedir. Mehterbaşı'nın arkasında sırasıyla Cevganiler, sayın seyirciler, Mehteran Birliği geçişlerini şu sırayla yapıyor. Zurnazenler, önde Mehter'e komuta eden Çorbacıbaşı, arkasında zırhlı muhafızlarıyla devleti, İslamiyeti ve bağımsızlığı temsil eden kırmızı, yeşil ve beyaz sancaklar. Sancakların arkasında hükümdarlık, vezirlik, beylerbeyliği, sancak beyliği gibi askeri görev ve memuriyet işareti olarak kullanılan tuğ takımı. Tuğ takımının arkasında Mehter'in müzik yönetimini yapan Mehterbaşı
yürümekte. Mehterbaşı'nın arkasındaysa sırasıyla Cevganiler, Okuyucular, Zurnazenler, Boruzenler, Nakkarezenler, Zilzenler ve Davulzenler geliyor. Arkadaysa at sırtında çalınan köz bulunuyor. At sırtında çalınan kösün hemen ardından tarihi Osmanlı birliğinin geçişini izleyeceksiniz. Önde Çorbacıbaşı denilen birlik komutanı, ardından Bayraktar, Odabaşı ve Başeski geçiyor. Odabaşı ve Başeski'yi takiben Fesiciler, Yakıcılar, Serden Geçtiler, Topçu Subayı ve Topçular, Humbaracılar, Dağımcılar ve Dağımcıları takiben Cebeci Subayı ile Cebecilerin geçişini izleyeceksiniz ekranlarınızda. Muhterem Birliği ve hemen ardından tarihi Osmanlı Birliği geçişini izlediniz. İzliyorsunuz şu dakikalarda da. Mehter Türk kahramanlığının ve evrensel boyutlara ulaşmış Türk egemenlik anlayışının günümüzdeki görkemli bir anıtı adeta. Dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağı. Anlamıysa ulu, büyük. Ve dünyanın ilk ve en eski askeri bandosu olan Mehter, icra ettiği müzikle savaş meydanlarında askerin milli ve manevi duygularını kuvvetlendirip onlara moral verir, düşmana ise korku salardı. Tarihi Osmanlı Birliği de artık yavaş yavaş geçişini tamamlamak üzere. Bir elde kalkan, bir elde hançer. Serhada doğru ey şanlı asker. Deryada olsa her şey gazanfer. Ordumuz olsun daim muzaffer. Yürekler kabarık, gözlerde damla. Mehter'i saygıyla dur da selamla. Bir huşu içinde dinle gülbankı. Sesleniyor tarih, bu ses o yankı. Sen böyle yürürken tuğla sancakla, Türk'ün savaşları geliyor akla. Sancağımız şanımız, şanlı Türk ünvanımız. Vatan bizim canımız, feda olsun kanımız. Evet, Şeref Tribünü'nü izliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı hemen arkasında, Orgeneral Necdet Özel. Ön planda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ön sıralarda oturuyorlar. İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanı burada gördüğüm kadarıyla. İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı burada. Tam olarak seçemiyorum. Egemen Bağış
Bağış Avrupa Birliği Bakanı Şeref Tribünü'nde ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ekranlarınızda. Hemen yanında da Yargıtay Başkanı var. Sağ tarafında da Danıştay Başkanı Sayın Karakullukçu'yu görüyoruz. Tabii ki askeri sırayı gözetecek olursak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Bekir Kalyoncu Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar burada ve arka tarafında, Şerefli Hocası'nın arka tarafında da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Mustafa İsen, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve Cumhurbaşkanı Başyaveri İsmail Güneş az önce içerideydi. Hüseyin Avni Karslıoğlu, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü de Şerefli Hocası'nda oturuyorlar. Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak ve Vali Alaaddin Yüksel, Ankara Valisi. Mehteran bölüğünün gösterisi tamamlandı. Sahayı terk etti Mehteran Birliği. Ve biraz sonra helikopterlerimiz gelecek. Ama tabii 1922 İzmir'ine baktığımız zaman dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik. Ve Kayserili bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'e. Buradan Akdeniz'e ve İzmir'e selam olsun diyor ve yayınımızı keyifle sürdürmeye devam ediyoruz sayın seyirciler. İnanıyoruz ki siz de bu yayını keyifle izliyorsunuzdur iki bayramı bir arada. Ve biraz sonra motorlu birlikler geliyor, gelecek ekranlarınıza. Muharebe sahasına atış gücü, hava savunma ve topçu birliklerimiz tören geçişine başlayacaklar. Biraz sonra helikopterlerimiz Tümgeneral Salih Ulusoy komutasında tören alanına yaklaşacak ve kara ve hava gösterilerini bir arada izleyeceksiniz. Evet, helikopterler göründü. Tam bizim karşımızdan geliyor. Biraz sonra yönetmenimiz evet seçti. Tümgeneral Salih Ulusoy komutasında gruplar halinde taarruz ve genel maksat helikopterlerinden oluşan uçuş kolu geçişi başlıyor. Ve biz grup komutanının bundan sonrasını saha içindeki arkadaşlarımızın sunumlarına bırakmak istiyoruz. Elektronik harbe karşı koyma yeteneğine sahip alçak irtifa hava savunma silahı radar güdümlü rapier yönetmenimiz saha içindeki arkadaşlarımızın sunumlarını biraz daha yüksek bir sesle size seçecek. Çünkü helikopterlerin üzerimizden geçmesi dolayısıyla sesimizin size tam ulaşamayacağını zannediyoruz. Arazi tipi araç üzerine tüm fonksiyonları bilgisayar tarafından denetlenen füzesi monteli, Aselsan tarafından milli imkanlarla üretilen alçak irtifa hava savunma sistemi
Zıpkın bataryası geçmektedir. Zıpkın bataryası hayati öneme sahip stratejik tesislerin hava tehditlerine karşı alçak irtifa hava savunmasını sağlamaktadır. Düşman derinliklerindeki hedefler üzerinde kısa sürede yoğun ateş toplayabilen Türk mühendis ve işçisinin emeği 80 kilometre menzilli kasırga çok namlulu roket atar silah sistemlerini izlemektesiniz. Kasırga çok namlulu roket atar silahı kara kuvvetlerimizin ateş gücünün önemli ölçüde artırılmasını sağlamıştır. Maksat ve taarruz helikopterlerinden oluşan uçuş kolunun geçişini izlemektesiniz. Sırasıyla 5'li 2 sıra S-70 Sikorsky helikopterleri, 5'li AS-532 Cougar, 5'li AH-1 Cobra taarruz helikopterleri geçmektedir. Her türlü hava şartlarında düşman derinliklerindeki hedefleri çok kısa sürede büyük bir hassasiyetle vurabilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren karadan karaya yıldırım füze sistemlerinin geçişini izlemektesiniz. Milli Savunma Sanayimiz tarafından üretilen yıldırım füze sistemiyle Şanlı ordumuzun ateş gücü önemli ölçüde artmıştır. Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle yerli imkanlarla yurt içinde özgün bir tasarım olarak geliştirilen Panther Obüs taburunun geçişini izlemekteyiz. Yüksek ateş gücü 40 kilometre menzilde isabetli atış imkanı ve hareket kabiliyeti sayesinde düşmanlarımıza korku veren, üstün özelliklere sahip olan T-155 çekili Panther obüsü bu boyutta yurt içinde üretilen ilk topçu silahı olma özelliğini taşımaktadır. Gürler zaferin teranesiyle coşkun sesi bir topun derinden derine. Bir hükmün gazanferanesiyle şimşekler çakar şarapnelinden. Dinler yaşa topçu heybetinle, aslan kesilir cidal içinde. Tamamen Türk mühendis ve işçilerin alın teri, göz nuru, el emeği olan kasırgalardan sonra fırtına geçti. Bu da Türk mühendislerinin el emeği. 40 kilometre menziline sahip 15 saniyede 3 mermi atıyor. Sayın seyirciler, ordumuzun güçlü, dosta güven, düşmana korku salan bir yapıda olması şart. Yakın tarihte çevremizdeki gelişmeler, ordumuzun gerçekten çok güçlü ve savunma ve taarruz yeteneğinin tartışılmaz olması gerektiğini net bir biçimde ortaya koydu. Mehmetçiklerimizle her zaman gurur duyduk ve her zaman da gurur duyacağız. Ordu millet bütünlüğü, sarsılmaz bir biçimde güçlü demokrasimiz ve milli iradeyle iç içe ülkemizin güvenliğinin temel taşı olmaya devam edecektir. Evet, fırtına geçiyor. Arkasından obüs. 165 kilometre menzili olan geliştirilmiş cephaneyle 30 kilometre menzile sahip 155 milimetrelik M52 T, arkasında 203 milimetrelik M110 kundağı motorlu obüs bataryalarının geçişini izliyoruz. Sinmez bu vatana düşman artık. Açtıkça ateş bataryalardan afakı boğar köpüklü bir kan, bir duman. Bilsin bunu kainatta herkes. Hakkın sesidir bu gürleyen ses. Binler yaşa topçu heybetinle, aslan kesilir cidal içinde.
bütün dünyayı titreten, dosta güven, düşmanlara korku salan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelik yumruğu ve en güçlü modern silahı, muharebe sahasının şövalyeleri, tank birlikleri tören geçişine başlıyor. Muharebe sahasının vazgeçilmez karar silahı ve üstün gücü tanklarımızın bulunduğu M60T tank taburu. Hava kuvvetlerimizin F-16 savaşan şahini ve F-4 Phantom uçakları 1. Hava Kuvvetleri Kor General Abidin Ünal komutasında Zafer Tepe üzerinden atın diyor. Titrerler heybetinden mavi gökler şu yerler. Bize şanlı kahraman, zırhlı birlikler derler. Yürüyen birer dağız, coşkun seliz, tufanız, kükreyen aslanlarız. Deviz, ateşiz, kanız. Uzanamaz biz varken düşmanın namert kolu. Savaş için kalbimiz şevk dolu, iman dolu. Açtıkça tanklar ateş, sanki gürlüyor gökler. Var ol milletin gücü, aslan zırhlı birlikler. Dördüncü Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral Mehmet Özlü komutasında üçer uçaklı 8 grup halinde 24 adet F-16. Her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapabilen, yüksek hareket ve manevra kabiliyeti, gündüz ve gece etkili, hedef tespiti, modern atış kontrol sistemi ve 120 milimetrelik tank topuyla yüksek ateş gücüne sahip ülkemize modernize edilen M60T tanklarının geçişini izlemekteyiz. M60 uçaklarının hemen arkasında 1. Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Arslantaş komutasında 3'er uçaklı 8 grup halinde 24 adet F-4. Tank birliklerimizin ardından ülkemizde üretilen zırhlı muharebe araçlarıyla teçhiz edilmiş mekanize piyade taburunun geçişi. Geçer Tuncalılar demir göğüsler, geçer Mehmetçikler. Geçer subaylar, hepsinin alnında zaferden süsler. Geçer hayalinde bir bir olaylar. Alnımda ırkımın hilali, sinemde ateşi milletin, kurdum yurdunu devletin, kuvvetli cumhuriyetin. Devletler iyiydi önümde. Bin yaşa şanlı piyade. Bırak gelsin gülle, mermi, bomba. Sinende yansın dağ sahra. Türk olsun, korkma asla. Muntazırdır zafer sana. Arkasında zırhlı
personel taşıyıcılara monteli 3750 metre menzili olan ve 94 santimetre zırh delme kabiliyetine sahip TOW bölüğünün geçişini istiyoruz. İkinci Hava Kuvveti Komutanlığı 10. Tarker Üst Komutanı Tuğgeneral Serdar Gülbaş Komutası'nda hava kuvvetlerimizin önemli bir imkan ve kabiliyeti olan havada yakıt ikmal uçağının geçişini izlemektesiniz. Şu anda yaklaşık 1000 fit yükseklikte KC-135 tanker uçağı beraberinde F-16'larla yakıt ikmalinin yapılışını temsili olarak göstermektedir. Hava kuvvetlerimiz bu önemli imkan ve kabiliyeti sayesinde uzak mesafedeki hedeflere yönelebilmekte ve stratejik hedeflere darbe vurabilmektedir. Paletli zırhlı personel taşıyıcıya monteli bilgisayar destekli komuta kontrol unsurlarıyla Türkiye'de üretilen ilk yerli tasarım alçak irtifa hava savunma sistemi ülkemizin gurur kaynağı Atılgan'ın geçişini izliyoruz. Yüksek tarih önündeyiz. Kuvvetli Yılmaz piyadeyiz. Elde süngü parlıyorken kırılamaz hiç azmimiz. Titremeyen düşman nerede? Bin yaşa şanlı piyade! Binbaşı Savaş, Sayın Cumhurbaşkanım, her an harbi hazır. Hareket kabiliyeti ve hassas vuruş gücü yüksek, yüksek nitelikli insan gücüyle görev yapan, milli stratejik, modern ve teknolojik hava gücümüz Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 100. yılında Türk milletine armağan ettiği yeni bir değer, F-16 gösteritimi Solatürk, 4. Anajet Üst Komutanlığı Akıncı Meydanı'ndan kalkışını takiben huzurlarınızda olacak. Değişen boya tasarımının dışında hüzünden hiçbir şey kaybetmeyen, her türlü harekat görevini başarıyla icra edebilecek savaşçı kimliğe hala sahip Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücünün simgesi F-16C Savaşan Şahin mükemmel tasarımı ve aerodinamik dizaynı yüksek manevra kabiliyetiyle sizlere muazzam bir gösteri sunacak. Kuruluşunun ilk yılı olmasına rağmen katıldığı uluslararası organizasyonlardan ödül alarak dönen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yansıtan tüm değerleri tasarımında taşıyan Solatürk, bir jet uçağının uçabileceği en düşük hız olan, saatte 200 kilometre süratle yavaş uçuş hareketi için sağınızdan gelecek. Evet, Solatürk gösterisi başladı. Yüce Türk milleti anonsuyla Solatürk'ü büyük bir keyifle izleyeceğinizi inanıyorum sayın seyirciler. Binbaşı Murat Keleş komandosu. Ekranlarınızdan gözlerinizi ayırmayınız lütfen. İşte Türk'ün gökyüzündeki gücü. Gövde altındaki altın değerindeki ay yıldızımız ile geliyor. Ve huzurlarınızda yavaş uçuş ile hareketine devam ediyor. Sonumuzda F-16C uçağının 13 ton itme kuvveti üreten güçlü motorunun da desteğiyle açılımlık manevrasıyla gökyüzünde bir şahin var. Gerçek bir şahin ve uçağı gördükten sonra bu uçağa doğru yaklaştığı biraz önce hemen sağ tarafında ekranlarımızın sağ tarafında belki yönetmenimiz seçebilir. Rötürman hareketiyle başladığı ve yalnız başına uçuyor ve sanki uçağı taklit ediyor, onu takip ediyor. Ama tabii ki Solatürk'ün muhteşem gösterisi izlemeye değer.
solunuzdan saatte 1000 kilometre hızla geliyor. Dumanlarıyla yaklaşıyor ve burun kaldırarak Ay Yıldızı Misile tırmanışına başlıyor. Evet, Ay Yıldızımız hak ettiği yerde, en yüksekte. Yüksel Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Güçlü motor sesini duyuyoruz hep beraber. Gövde altındaki Ay Yıldızımızı göstererek sağdan devam ediyor. Küban 8 hareketiyle hareketine devam ediyor. Kuyruğunda Türk Hava Kuvvetleri'nin sembolü. Özgürlüğün ve hakimiyetin simgesi kartal motifini taşımakta. Tersten düzelterek alçalışına devam ediyor. Ve yine Küban 8'inin ikinci ağaçın tırmanışına başladı. Senin şafak, senin fecir, senin tan. Senin boydan boya gökteki vatan. Seninle yükselir toprakta vatan. Haydi yiğit, haydi artık havalan. Tekrar düzelterek sağınızdan bir sonraki hareketi için devam ediyor. Uçağın üst kısmında yer alan siyah renkli kartal, havacılığın ruhundaki özgürlüğü ve kararlılığı simgelemektedir. Göz önünde sahnede olduğu zaman Evet. Savaşan Şahin'le birlikte gerçek Şahin aynı anda enteresandır. Sahnede olduğu zaman bir uçuş yapıyor. Enerji planlaması yaptığınlar da bile konsantrasyonu daima en üst seviyede. Sağınızdan sırt pasaj için geliyor. Negatif 3 ile sırt pasaj hareketiyle terste bir yay, çizerek önünüzden geçecek. İnsan füzyolojisinin limitlerini zorlayan bir hareket. Evet, yine solunuzdan hazırlık aşamasında karşınızdan yaklaşarak 8 ile 700 kilogramlık yük altında ve maksimum güç ile sıkı çekiş ve koordineli yatış dönüşlü manevralar yapacaktır. Karşınızdan sürat doldurarak hareketi için yaklaşmaya devam ediyor. Burun kaldırarak solunuzdan hareketine başladı. Şu an dünyayı onun gözleriyle görmenizi isterdim. Başkent onun bakış açısından gerçekten muazzam görünüyor. Üstünde yer alan siyah ve gri çapraz çizgiler havacılığın yüksek hızlı düşünme, sürekli ilerleme ve sınır tanımama özelliklerini yansıtır. Evet, hareketine devam ediyor. Yüksek yatış açısına rağmen çok hassas kumanda girdileri ve gaz kolu tekniğiyle irtifa kaybetmeden seri dönüşlü performansına devam ediyor. Ay Yıldızımızla devam ediyor. Cesaret ve kararlılık, işte bu tonosuyla devam ediyor. Solunuzdan gelerek yine tonosuyla terse geçecek, uçağın insan fiziğini zorlayıcı performansını gösteren negatif 3 G'li ters tırmanış hareketini yapacak. Göbeğe tam ileride, uçak terste, damarlarındaki kan başına hücum ederken ve kumanda girdilerine tepkilerde ters iken durumsal farkındalığı oluşturmak gerçekten çok zor. Evet, terse geçti ve negatif 3 G ile tırmanışına devam ediyor. Kabiliyeti ve aldığı yüksek standartlardaki eğitimle bu hareketi de başarıyla yapıyor. İzliyoruz. Tonolarla devam ediyor. Ve terste çekişle rötürman hareketiyle ve yüksek bir alçalış oranıyla irtifa kaybederek sağınızdan geliyor. Barış'ın çelik kanatlı bekçisi. Solo Türk. Bir, terse geçiyor. Bir, iki, üç, tonosuyla beraber devam ediyor. Ve bıçak sırtı köşeli ton hareketini muazzam bir şekilde yaptık.
yaptıktan sonra bir sonraki hareketine hazırlanıyor. Biraz sonra çok zor ve koordineli kumanda gerektiren iniş takımları aşağıda tono hareketini F-16 uçağının minimum sürat limitlerinde icra edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğin yıldızı olma idealini temsil eden gümüş yıldızı ve diğer tüm simgeleri göstermek için solunuzdan iniş takımları aşağıda geliyor. Ve burun kaldırarak huzurlarınızda hareketine başlıyor ve soldan kendisine devam ediyor. İniş takımlarını yukarıya alarak uçağın harekat ortamındaki performans etkinliğini gösteren simge hareketlerden biri olan en küçük yarı çaplı 360 derecelik keskin dönüşü F-16 uçağının en üst limiti olan 9G ile 800 kilogramlık bir ağırlık altında yapacak. Hareketi için hazırlanarak sağınızdan geliyor. Kahramanlık ne yerde ne de yalnız göktedir. Kahramanlık insana yön veren yürektedir. Solotürk, güç yürekten gelir diyerek hareketine devam ediyor. İzliyoruz. İrtifa kaybetmeden hassas kumanda getiriliyle ve gaz kolu tekniğiyle keskin dönüşünü tamamlıyor. Ile devam ediyor. Biraz sonra yine karşınızdan gelerek dik tırmanış ve 90 derece alçalışla bir jet uçağının bu alçalıştan çıkabileceği en düşük irtifadan yaklaşık 630 kilogramlık yük altında çekişle çıkıp yonca yaprağı hareketini tamamlayacak. Karşınızdan yaklaşmaya devam ediyor. Sürat, güç ve kararlılığın gösterisi devam ediyor. Yonca yaprağı hareketine başladı. Ay yıldızımızla tırmanışına devam ediyor. Evet, sağa doğru dönüşte 90 derecelik bir açıyla dik bir şekilde yeryüzüne doğru alçalıyor. Şimdi tekrar sahnede ve üçlü kanatçık tonosuyla solumuza devam edecek. Biraz sonra uçağın uçabileceği en düşük süratle saatte 200 km hızla solunuzdan yüksek hücum açısıyla gelerek ay yıldızımızı bir kez daha gösterecek. Geçiş sonrası sadece 250 metre uzaklaşarak 360 derecelik tur atacağı asgari kutur dönüş hareketini ve takiben savaşan Şahin'in gücünü gösteren tırmanış hareketini yapacak. Şimdi de söz Solotürk pilotunda. Solotürk ve Türk Hava Kuvvetleri olarak bayramınızı kutluyoruz. Alkışlar Solotürk'e. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Duysun bunu kainatta herkes. Türk'ün sesidir bu gürleyen ses. Akrobasi heyecan ve adrenalinle atlanmış bir maceradır. Evet, izliyoruz. Yüksek performanslı F-16 uçağının 13 ton itme gücü uğratan motorunun desteğiyle dönüşüne devam ediyor. Ay yıldızımızda altın değerinde tırmanışına başlıyor. Akrobasi heyecan ve adrenalinle harmanlanmış bir maceradır ve olağan dışı yapılan hareketlerden oluşur. O Solotürk. Çünkü bunu tek başına yapıyor. O bir Türk, cihana bedel. Çünkü arkasında tüm Türk milleti var. Şimdi de terste karşınızdan gelecek. Dikkat ederseniz terste gelen Solotürk pilotunu da kokpitte göreceksiniz.
edersiniz. Ve tam karşınızdan final hareketi için uçağını terse geçirerek geliyor. Ramazan ve Zafer bayramlarınızı kutlayarak Akıncı Meydanı'na iniş için huzurlarınızdan ayrılıyor. Solo Türk'ün çarpıcı, etkileyici ve bir o kadar sarsıcı performansının ardından Türk yıldızları ile başkent daha önce yaşamadığı havacılık adına görsel bir şölene tanık olacak. Ulu önderimiz Atatürk'ün istikbal göklerde de işaretiyle çıktığımız yolda. Kuruluşumuzun 100. yılında çağıyla yarışan Türk Hava Kuvvetleri olarak Türk istikbalinin göklerdeki sahibi olmaya devam ediyoruz. Kırmızı beyaz renkleri hem uçaklarında hem de yüreklerinde taşıyarak Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünde İzmir'de, takiben Avusturya, Belçika ve Kuzey Kıbrıs'ta yüz binlerce izleyiciye gösteri yaparak en iyiler listesinin zirvesinde ay yıldızımızı başarıyla temsil eden Türk yıldızları, çifte bayram kutladığımız bu anlamlı günde Hava Kuvvetlerinde görev yapan tüm pilotlarımız adına bu tartışılmaz etkinliği estetik güç anlamında sergilemek üzere huzurlarınızda olacaklar. Türk Hava Kuvvetleri'nin disiplin ve görev etkinliğini estetik bir yaklaşımla sergilemek için kanat, pasaj, kol düzeninde sağınızdan gelecekler. Evet sayın seyirciler. Nakden yayınımızın bu bölümünde kameralarımız gökyüzünün sonsuzluğuna çevirmeye devam edeceğiz. Konya'dan havalanan gökyüzünün prensleri uçaklarla dans edecekler. Dünyanın 8 uçaklık tek akrobasi grubu bizi gururla heyecanı bir arada yaşatacaklar. Az önce yaşadığımız Solo Türk'ün muhteşem heyecanı Türk yıldızlarıyla devam edecek. Türk akrobasi yıldızları akrotim gösterisi Azerbaycan'da bir defada 1 milyon kişinin izlediği tek uçak gösterisi dekorunu elinde taşıyor ve geliyor. Yüzbaşı Bülent Savaş'ın anlatımına dönüyoruz tekrar. Hava pilot Kurmay Yarbay Ergin Dinç komutasında Türk milletinin şanını kanatlarında gururla taşıyan Türk yıldızları. Kanat pasaj geçişini takiben Mustafa Kemal'in ordusunun onur anıtı olan anlamlı günün 89. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyor ve sizleri gururla selamladıktan sonra sol şaprazınızdan şimdi de ok kol düzeninde gövdelerinin altındaki hava kuvvetlerimizin sembolü, özgürlüğün, hakimiyetin simgesi kartal motifiyle geliyorlar. Gurur bugün gökyüzünde. Huzurlarınızda an be an şekillenen gurur tablosuna tanık oluyoruz. İstiklal Harbi'nde seve seve canlarını, kanlarını veren Mehmetçiklerin çocukları. Türk yıldızları. Sayın Cumhurbaşkanım, şu an uçakların arasındaki mesafe sadece 1 metre. Ve bu mesafe sadece ama sadece göz ve el kontrolüyle muhafaza ediliyor. Fakat sizin de gördüğünüz gibi hiçbiri yerinden oynamıyor. Özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bilgisayar destekli hiçbir sistem kullanmadan uçuşa yönelik tüm duyularını kusursuz kullanıyorlar. Ve ekip işbirliğinin, takım olmanın, bir gibi davranmanın en güzel resmini sunuyorlar. Gökler çıkabildin, uçabildin ise senindir. Gökyüzünde bir asır. Gönül verdik bize emanet göklere. Kanat gerdik hudutsuz mabedliklere. Göklerine sahip çıkamayan uluslar asla bağımsız olamazlar. Bugün özgürlüğün sesi işliyor içimize. Her birli bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi olan Türk yıldızları delta tonu hareketi için sağınızdan geliyorlar. Yine duman bırakarak sağınızdan yaklaşmaya devam ediyorlar. Kırmızı beyaz efsane, kırmızı beyaz dumanları ile, bayrağımızın renkleriyle, delta ton hareketiyle huzurlarınızda. Liderin komutuyla burun kaldırdılar, üstün bilgi ve becerisini vatan aşkıyla birleştiren tunç yürekli kartallar. Tek yürek, tek bilek, tek vücut olarak 8 uçak sanki tek uçakmış gibi dönüyorlar.
Kurtuluş Savaşı dedik, birlik olduk. El ele vererek gazi olduk. O zafer uğruna vuruşa vuruşa ölmeye and içtik. Şehit olduk, severek, isteyerek. Yurdu işgalden kurtardık, milleti zulümden. Bir vatan yarattık yeryüzünde, tüm vatanlardan yüce. Sınır çizgilerini sağlam çizdik. Yurtta sulh, cihanda sulh dedi Atatürk. Parola bildik. Bugün de Atatürk devrimlerinin aydınlığında şerefle ölmek kadar şerefle yaşamasını öğrendik. Hem de alnımız açık, başımız dimdik. Yanmış yakıt kokusu, içimizi sarsan jet sesi, insan maharetiyle şekillenen çeliğin zarif görüntüsü ve şimdilik arda kalan sessizlik. Güç tutkusuyla bilenmiş insan iradesine boyun eğen metalin, maharetli ellerde sanata dönüşen, enerjik, dinamik ve estetik gösterisinde tempo giderek artıyor. Tarih boyunca devlet ve millet varlığını, dirlik ve esenliğini daima güçlü ve disiplinli bir ordunun varlığına bağlı görmüş ve bu inanış her zaman geçerli olmuştur. Türk yıldızları da gücünü yüce Türk ulusunun güveninden alan şanlı Türk ordusunun, Türk silahlı kuvvetlerinin bir parçası olmanın haklı gururuyla 2V kol düzeninde tam karşınızdan geliyor. Şimdi burun kaldırdılar. Yer çekimine meydan okuyarak hem tırmanıyor hem de delta kol düzenine geçiyorlar. Hareketin tepe noktasını geçişlerini takiben lütfen dikkat edelim. Bugün heyecanın adresi mavi gökler. Heyecan ve adrenalin fırtınasına hazır olun lütfen. Sololarımız biraz sonra koldan ayrılacaklar. 7 numara yüzbaşı Arun Murat Doğan ve 8 numara yüzbaşı Evren Ayna koldan ayrılıyor şimdi. Ve Yıldız Ana Kol alkışlarınız için geliyor. Kuyruklarında taşıdıkları ay yıldızımız daima hak ettiği yerde. Yükseklerde tutmanın verdiği onur ve heyecanın tarifsizliğini yüreklerinde taşıyan, içerisine binip kalbine dokundukları, can verip tüm sarsıntısını içinde hissettikleri uçaklarıyla ay yıldızımıza gökyüzünde selam duranlar. Biri sol, diğeri sağ tarafınızdan yaklaşıyor. Solo 7 numara, yüzbaşı Harun Murat Doğan. Solunuzdan. Solo 8 numara yüzbaşı Evren Ayna sağınızdan geliyor. Kesişim hareketiyle huzurlarınızda olacaklar. Saatte yaklaşık 1000 kilometre hızla geliyorlar. Dikkatle takip ediyoruz. Hareket! Hazır! Şimdi! Evet, sololarımız şimdi de yer çekimine inat. Terse geçerek terste tırmanışlarına devam ediyorlar. Ve saniyeler içerisinde 3 kilometre tırmanarak neredeyse gözden kayboluyorlar. Eziyoruz. Terste çekişlere, tırman hareketine başladılar. Delerek mavi göğü yıldırım hızıyla saldırıyorlar. Arza doğru hışımla. Yine saatte 1000 kilometre hızla uçarken bir sonraki hareketlerini zamanın bir adım içinde hızla düşünüp kararlılıkla uygulamaktadırlar. Güneşi doğarken gökyüzünde karşılayanlar, dalış çıkışlarını takiben ilk kesişimi kaçıranlar için yine sağ ve solunuzdan geliyorlar. Bu kez terste kesişecekler. Dikkatle takip ediyoruz. Sağ ve solunuzdan geliyorlar. Hazır. Şimdi. Kanat çırpışlarında ayrı bir asalet. Her hareketleri cesaret demek. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve asil Türk milletinin onur timsali. Kırmızı beyaz bir efsane. Şimdi de sağınızdan geliyor. Çift yerinde tonu için hazır. Şimdi. Evet, kaçıranlar için ikinci defa hazır. Şimdi. Takiben 8 numara solumuz sağınızdan gelerek performansını icra edecek.
NF-5 uçağının yüksek performansını sergilemek üzere geliyor. Kırmızı dumanı ile sağınızdan yaklaşmaya devam ediyor. Şu an saatteki hızı 1000 kilometre. Seri tonalar ile tırmanışını icra etmek için sağınızdan şahlanarak tırmanışına başlıyor. İnsan fizyolojisine ters bu hareketi. Yeteneği ve aldığı yüksek standartlardaki eğitim ile uçağının kontrolünü kaybetmeden icra ediyor. Ve izliyoruz seri tonalarını takiben. Avını yakalamak isteyen bir kartal asaletiyle çok derin bir alçalış oranıyla dalışına devam ediyor. Ve çıkışını takiben solunuzdan bayrağımızın hemen arkasından kırmızı dumanıyla inandığı, hak ettiğine inandığı alkışlarınızı alabilmek için geliyor. Ve izliyoruz sağınızdan seri tonaları ile şimdi başlayarak uzaklaşıyor. Terste olan 6 numara yüzbaşı Murat Ardıç. Kolunda yüzbaşı Osman Yığıcı ve estetiği bir girdap gibi dönerek 3. boyuta taşıyacak olan solo yüzbaşı Harun Murat Doğan. Ekip çalışmasının en güzel resmiyle solumuzdan geliyorlar. Bu muazzam manzara için solunuza bakar mısınız lütfen? Bir girdap gibi duman etrafında dönüyor. Alkışlar 5, 6 ve 7 numaralara. Yıldız Anakol, hürriyetin sınırını şehitlerinden öğrenen bir ulusun en anlamlı günlerinden birinde sol arkanızdan takip kol düzeninde geliyor. Biraz sonra sürati irtifaya çevirerek takip düzeninden kare kol düzenine seri bir şekilde geçerken aynı zamanda liderlerine de kusursuz itaat ile estetiği 3. boyuta taşıyarak ton hareketini icra edecekler. Sol arka çaprazımızdan geliyorlar. Ve burun kaldırarak hareketlerine başlıyorlar. Evet, şimdi takip kol düzeninden tonayı icra ederken kare kol düzenine geçtiler. Ve şimdi de aldıkları irtifayı sürekli çevirirken kuğu gibi süzülerek sağınızdan sahneyi terk ediyorlar. Yıldız Anakol'u takiben 8 numara solumuz toprağa vatandaşlayan kahramanların anısını yaşattığımız bu anlamlı günde sağınızdan 800 kilometre hızla geliyor. Başkent altından hızla geçerken bıçak sırtlı köşeli ton hareketini icra edecek. Terste şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Evet, düzeltiyor ve bir de seri tonosuyla, kanatçık tonosuyla solunuzdan paterni terk ediyor. Gözlerimiz tam karşıya dikilmiş, heyecanla sololarımızı bekliyoruz. Ufkun biti yerden gelecekler. Çelik kanatlı kartallar göğü delecekler. Gözünüz onlarda olsun lütfen, her şey bir anda olup bitecek. Yerlerini almak için geliyorlar. Evet, ikişer uçak sağ ve sola ayrıldılar. Pozitif 4G ile sıkı bir dönüşe girdiler. Ve 700 kilometre hızla birbirlerini takip ederek sağınızdan ve solunuzdan gelecekler. Lider Yarbay Ergin Dinç, arka kokpitinde üsteğmen Murat Demircan ve kolunda 2 numara üsteğmen Onur Adalı ile solunuzdan 4 numara yüzbaşı Kemal Idıroğlu. Arka kokpitinde üsteğmen Murat Tunç ve kolunda 3 numara yüzbaşı Kemal Koyunluoğlu ile sağınızdan gelecekler.
liderler 90 derece yatışta. Takipteki numaralar ise tonolarıyla kesişecekler. Sol ve sağınızdan yaklaşmaya devam ediyorlar. Geliyor atasına gönül verenler, vatanını canından çok sevenler. Kademe kol düzeninde. Hazır. Şimdi. Evet, Yıldız Anakolu takiben 7 ve 8 numara sololar solunuzdan geliyorlar. 8 numara solo terse geçecek. Negatif 3 ile lider terste vücudundaki kan başına hücum ederken, tırmanırken kolundaki 7 numara solo da pozitif ile mükemmel bir uyum içinde kolda duracak. Ve bununla da yetinmeyip çok değişken ama hassas kumanda girdileriyle ton hareketini icra edecekler. Evet, harekete başladılar. Biri terste biri düzde. Değişken ama hassas kumanda girdileriyle muhteşem bir şekilde dünyada bu hareketi Türk yıldızlarından başka yapan akrotim inanın yok. Sağınızdan yine biri ters, biri düz olacak şekilde kırmızı beyaz efsane sağınızdan ayrılıyor. Yine sağımıza bakmaya devam ediyoruz lütfen. 5 ve 6 numara sololarımız bıçak sırtı. NF5 uçağının minimum sürat limitlerinde, iniş takımları aşağıda çok zor ve mükemmel bir koordine gerektiren takipte ton hareketini icra edecekler. Sağınızdan beyaz dumanları ile geliyorlar. NF5 uçağının uçabileceği minimum süratte uçuyorlar ve bir de bununla ton hareketini icra ediyorlar. Lider hassas kumanda tekniğiyle harekete devam ederken takipteki numaraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadece 1 metre mesafede yerini muhafaza ediyor. Türk pilotunun eşsiz yeteneği, disiplini ve bilgisi bu anlamlı günde özel olarak iş başında. Solunuzdan bir sonraki hareketleri için patenli terk ediyorlar. Modern teknolojik hava gücüne sahip, hava kuvvetlerimizin yüksek nitelikli insan gücünü sergileyen Türk yıldızlarının 7 numarası solunuzdan gelecek ve terse geçirdiği uçağıyla kanat sallayarak, düzeltiyorum, sağınızdan gelecek ve kanat sallayarak sizleri selamlayacak. Negatif ve pozitifçi ile sağınızdan geliyor ve kanat sallayarak sizleri selamlıyor. Dostumuzu çelik kanatlar altında daima hür kılacaklarına dair ettikleri yemine sadakatle, adanmışlıkla, ay yıldızımızı daha da yükseğe taşımak için vatan nöbetini göklerde tutan kartallar, iniş takımları açık ve farlarını yakarak siz değerli konuklarımızı bir kez daha selamlamak üzere sağ çaprazınızdan geliyorlar. Ve Türk yıldızlarının 8 numara solosu da arkamızdan gelerek muhteşem bir kesişim. Gözlerinize inanamayacağınız bir kesişim için geliyor. Elmas'ın tam içinden geçecek. Hazır. Şimdi. Dörtlü kol selamlama geçişi yaparken bir gözünüzde solumuz olsun lütfen. Hem uçak hem de insan performansı adına her şey limitlerinde. İnanın daha ötesi yok. Evet, gözümüz 8 numarada olsun lütfen. Neredeyse asılı kalıyor. Ve şimdi de yüksek bir alçalış oranıyla paternine ve performansına devam ediyor. Ve tam karşıdan 5 ve 6 numara sololarımız geliyorlar. Ayrım, kesişim hareketini icra edecekler. Türk milletinin cesur kanatları sağınızdan ve solunuzdan kesişim için geliyorlar. Adrenalinin zirve yaptığı noktada sol ve sağınızdalar. Hazır. Şimdi. Ve tonolar ile sağınızdan ve solunuzdan hareketlerine devam ediyorlar. Ve Türk yıldızları final için tam karşımızdan gelecekler. Onlar Türk Hava Kuvvetleri'nin gözü pek pilotları. Onlar göklerimizin rakipsiz kartalları.
Onlar ki al bayrağımızın rengini semaya kazıyanlar. Tam karşınızdan final için geliyorlar. Evet, yüzbaşı Bülent Savaş'ın güzel sunumu eşliğinde Türk Yıldızları Akrobasi timinin gösterisini büyük bir keyifle izlediniz sayın seyirciler. Final için geliyorlar Mustafa Kemal'in askerleri. Büyük bir mucize gökyüzünde yaşadığımız aslında. Ama Kurtuluş Savaşı da Atatürk'ün askerlik sanatını bilimle ve dünya politikasıyla harmanladığı, ortaya bugüne kadar benzeri yapılmamış bir sanat eseri çıkardığı büyük bir mucizenin adıydı. Büyük Zafer'in 89. yıl dönümünde bize bu vatanı emanet edenlerin yaşadığı kutsal kavgayı, kan, gözyaşı ve acı dolu günleri, bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli ve kutsal bir emanet olduğunu övündüğün Mehmetçik ve sevdiğin halkınla birlikte bir kez daha anıyor ve gururla kutluyoruz. Ruhun şad olsun Ulu Önder Atatürk, bu bayram yüce Türk milletine kutlu olsun diyoruz. Sayın seyirciler, bizi ve bu töreni izlediğiniz için teşekkür ediyoruz hepinize. Yönetmenimiz Mehmet Akif Aktaş'la birlikte ben Özden Kahraman Çelik. Ve ben Şener Mete. Bu bayramları her zaman coşkuyla kutlayalım. Bayrağımız dünya durdukça sevinçle dalgalansın diyoruz. Sayın seyirciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. İnanın bugüne kadar görülmemiş bayramlardaki gibi çok fazla bir kalabalık vardı. Ve tören alanına girmeyen kişilerde karşı taraftan köprülerde görüyoruz. Köprülerde Akrotim yıldızlarının gösterisini izledi. Bu gösteriyi uzaktan izlemeye çalıştı. Törenler bitmeyecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hepinizi Atatürk Kültür Merkezi tören alanına davet ediyoruz. Birlikte olalım. Hoşça kalınız. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşça kalın. Atatürk diyor ki: sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz.